Zamanında Cartoon Network kanalını izleyen insanların en çok sevdiği çizgi filmlerden bir tanesi elbette ki Ben 10'di. Bu videoda belki Ben 10'e dair iyi haberlerimiz olabilir. Bunun yanında Thor'dan da bahsedeceğiz. Thor'a dair de aslında kötü gibi ama kötü olmayan garip bir haberimiz var. Videodan keyif alacağınıza eminim. Sesim garip geliyorsa kusura bakmayın, bayağıdır hastayım, bir türlü iyileşemedim. Destek olmak için abone olmayı ve like atmayı lütfen es geçmeyin, videoya geçebiliriz artık. Thor'dan başlayacak olursak, eğer Thor Love and Thunder filmini izlediyseniz Thor ile Zeus'un arasının açıldığını bilirsiniz. Zeus bizim dostumuz Korg'u öldürdü, yani en azından vücudunu parçaladı. Daha sonrasında Thor da Zeus'un silahıyla onu öldürdü, yani en azından biz öyle zannettik. Fakat After Credits'te gördük ki Zeus ölmemişti. Zeus After Credits'te oğlu Herkül ile konuşuyordu ve Herkül'e Thor'dan intikam almasını tembihliyordu. Tabii ki biz de ilerleyen zamanlarda Thor ile Herkül'ün kapışacağını biliyorduk. Şimdi de Herkül'ü oynayan oyuncudan bir açıklama geldi. O açıklamaya geçmeden önce sizlere şunu sormak istiyorum. Sizce sizin kafanızda Thor ile Herkül kapışsalar kim kazanır? Yani tabii ki de bu soru bile değil, Thor'un kazanacağını düşünürsünüz. Ancak Herkül'ün de güçlü olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Ancak yine de ben onun güçlerinin Thor'a eşit olduğunu düşünmüyorum. Zaten oyuncumuz da öyle düşünmüyor. Oyuncumuz demiş ki Herkül'ün Thor'a karşı bir şansı var. Ancak biz bu şansı büyüyle falan daha da arttırabiliriz. Herkül bence Thor'u lanetleyerek o savaşı kazanabilir demiş. Yani adamın demek istediği şey teke tek de normalde Herkül Thor'u yenemez. Ancak işin içerisine bazı kurnazlıklar katarsak Thor'u yenmem mümkün olabilir demiş. Bu da belki de ilerleyen zamanlar için bizlere spoiler vermiş bile olabilir. Biliyorsunuz gelecek olan yeni Thor filmi Thor'un final filmi olacak. Belki de Thor'un ölümü Herkül'ün elinden olacaktır. Bunu da artık Thor filmi geldiğinde göreceğiz. Thor haberim böyleydi. Geçiyorum bir diğer haberime. Şimdi de sizlere başta Ben 10 olarak bahsettiğim haberden bahsedeceğim. Tabii ki de bu haberi aslında sadece Ben 10'e yormak mümkün değil. Daha başka Warner Bros. Filmlerine de yorabiliriz. 25 Nisan'da bir etkinlik yapılacak arkadaşlar. Onun adı CinemaCon. Geçenlerde sizlere bu CinemaCon etkinliğine Sony'nin katılacağından bahsetmiştim. Sony 25 Nisan'da gelecek ve bir sürü film duyuracak. Şimdi de CinemaCon'a katılacak olan şirketlerin arasına Warner Bros. Da eklendi. Warner Bros. Da çıkıp orada filmlerini duyuracağını söyledi. 25 Nisan'da Warner Bros. Cephesinden bir sürü yeni film duyurusu göreceğiz. Fakat bunun yanında Warner Bros. Çıkarak özel bir açıklama da yaptı. Dediler ki 25 Nisan'da diğer duyuracağımız filmlerin arkasında çok özel bir film de bulunmakta. Gizemli bir filmi göstereceğiz demiş. Bu açıklama elbette ki beni cezbetti, heyecanlandırdı. Kafamda da bir sürü şey kurdurdu elbette. Bizim Warner Bros. Cephesinden beklediğimiz ve sürpriz olarak algılanabilecek birçok film var. Bunlardan iki tanesini sayacak olursak bir tanesi Ben 10, bir tanesi de Harry Potter. Biliyorsunuz herkes tarafından yeni bir Harry Potter filmi gelmesi bekleniyor. Warner Bros. Harry Potter lanetli çocuk hikayesini uyarlayabilir demiştik. Hatta uyarlamak istediğini resmi olarak söylemişlerdi. Bunun yanında bizler bir Ben 10 filmi de bekliyoruz. Bazı kaynaklar Ben 10 filminin geleceğini söyledi ama ben kesin olmadığı için pek de inanmamıştım. Halen daha inanmıyorum açıkçası. Warner Bros. Duyurana kadar Ben 10 filminin geleceğini söyleyemeyiz. Ama belki de 25 Nisan'da Ben 10 filmi kesin olarak gelecek diyeceklerdir. Sizce ne olacak bu arada? 25 Nisan'da sürpriz olarak duyuracakları film hangisi olacak? Sanki bana Harry Potter olacakmış gibi geliyor. Ya da belli olmaz, belki de 25 Nisan'da hem Harry Potter duyurulur hem de Ben 10 duyurulur. Harry Potter görmeyi de çok istiyorum, Ben 10'i de görmeyi çok istiyorum. Özellikle Ben 10'i daha çok istiyorum. Çünkü Ben 10'den live action olarak yararlanmalılar. Ben 10 evreni ve lore'u gerçekten çok geniş. Bir başlasalar muhtemelen 6-7 film daha önce bitirirler. Bir de oynayacak oyuncuyu güzel seçip hikayeyi güzel yazdıkları zaman tadından yenmez. Bakalım ne olacak, beklediğimiz filmler ortaya çıkacak mı ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.